Türkiye'nin sınırı ne olmalı? Güzel yüzdüm, iyice dağıtmak lazım ya. Yani cam çerçeve kırmadıktan sonra, bir insana maddi zarar vermedikten sonra, yani bir yeri kirletip batırmamak lazım. Olsa bile temizlemek şartıyla. Mesela kola içiyor mesela, kaldırıp kutusunu atıyor, bu olmaz. Onu çöp kutusuna falan koyacak. Temiz tutacak etrafı. Çok tiz bağırmak olmaz, rahatsız eder insanı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani insanlara herhangi bir zarar vermedikten sonra istediği gibi insan eğlenebilir. Ya maddi manevi zarar vermemek çok önemli. Sınır kodu mu zaten eğlence olmaz o. Eğlence demek sınırı yok demektir. Vur Erzurum havasını yiyeceksin. Önce halay çekersin. Sonra yabancı müzikte dans edersin. Sonra Ankara havası, sonra horon. Yani kural olmaz. Böyle belirli bir katı sistemin içine girmenin anlamı olmaz. Ben bir daha dinleyeyim. Eğlencede sınır ne olmalı? Güzel yüzüm, hoş güzel kızsın sen, o dikkatimi çekti. Çok temiz yüzün. Canımın içi şu sistem bir düzense, ya Mehdiyet bir devreye girse, acayip eğleniriz söyleyeyim. Yani şu an biz sokaktaydık ya. Ne alaka, evde niye oturalım ya? Kimse dışarı çıkamıyor. Bu nasıl oluyor ki? Deniz kenarları bomboş ya. Her 15 metrede bir fasıl olması lazım. Ya dağ olmasa adam darbuka ne falan bir şey yapar eğlenir. Yani yahut bir müzik aleti getirir onu çalar. Değil mi? Deniz kenarında balık da pişirebilirsin, yemek pişirebilirsiniz. Ama çok temiz tutarsın, düzgün. Böyle donla, atletle falan çıkmazsın yani. Mesela kadınlara akıl almaz saygı gösterir, hürmet edilir. Çok iyi korur kollarsın. Adam zil zurna içiyor, rezillik çıkarıyor, kadınlar sarkındı. O zaman oranın tadı kalmaz ki. Kadına saygısızlık varsa ora bitti, cehenneme çevirdin demektir. Kadına hürmet varsa, çocuğa hürmet varsa ora eğlenceli olur. Yahut hamile kadın var, adam umurunda değil. Olur mu? Efendimle konuşacaksın, saygı göstereceksin.